Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dünkü dersin devamı. Dünkü dersin devamı. Dünkü ders neydi? Hakikat, tarikat. Tarikat ve hakikat. Bunun içerisinde ansiklopedik bilgi demeyeceğim, örfü de değil, lugatı değil, içeriği mana verildi. Ne? İlmi kelam, ilmi akide, hele hele usulü din, müceddidlik hakikatında. Yani lugatı değil, içerik mana verilmişti. Şimdi onu kullanacağız, onlara dönmeyeceğiz. O çünkü dün anlatıldı. Şimdi yeri okuyorum. Emirdağ 1, 91. Diyor ki, ben şey yapıyorum. Risale-i Nur'un hizmetiyle İsparta ve civarında binler ehli imana fevkalade kuvvet imaniyi temin etmek olan bu netice bizim fevkalade hizmetimize kafidir. İman hizmeti diğer hizmetlere benzemediğini söyledik. Çünkü Risale-i Nur imanla alakalı hizmet ediyor. Karşısında imansızlık ceyranı var. Şu anda diyor bize muhalif olanlar bilerek veya bilmeyerek imansızlık ceyranına kuvvet vermiş oluyorlar. Çünkü Risale-i Nur siyasetle alakası yok. Dünya ile meşgul değil. İnsanların imanını kurtarmayla alakalı bir faaliyet olduğu için bunun karşısında ancak bunun iddia etmiş olduğu zıtlar var ki o da imansızlık. 10 kutup derecesine biri çıksa demiştik dün. Bin adamı bak 10 kutup derecesine biri çıksa. Bin adamı derece-i velayete sevk etse yine bu neticeyi aşağı düşürtmez. Yani 1000 tane Müslümanı 10 tane kutup evliya yapsa bir kişinin imanının kurtarmasına denk gelmiyor. Çünkü 1000 tane Müslümanın cennetteki makamını genişlendiriyor. Ama bir tanesi ise sonsuz cehennemden, yani imansızlıktan sonsuz cennete, imana getiriyor. Dolayısıyla 1000 tane Müslümanın cennetindeki makamını genişlettirmektense, bir kişinin sonsuz cehennemden kurtarıp sonsuz cennete koymaya vesile olmak daha büyüktür. Yine bu neticeyi aşağı düşürtmez. Nur'un hakiki şakirtleri bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. Kimler? Nur'un hakiki şakirtleri bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. O büyük kutbun müritlerinin kanaati kalbiyelerini temin eden ustadlarının fevkalade makamı meselelerde hükümler yerine. Mesela o kutbun talebeleri, tarikatın talebeleri kaynaktan ziyade kişiyi esas alır. Bu böyle ya. Yani. Kitap değil, kişiyi esas alır. Bu kesin. Ehli olarak söylüyorum. Nurculuğun dışında Türkiye'deki bütün dini cemaat tarikattır. Bütün. Süleymancılık tarikattır. Nakşi tarikatına bağlı. 33 konudan bir tanesidir. Zaten tarikat tarikattır. TGRT'ciler tarikattır. Nakşi ile yine alaka. Yani diğerlerine söylemeye gerek yok. Çünkü tarikat zaten kendisi. Mahmud Efendi, Adıyaman, Kadiri falan. Bunlara Mevlana, Mevlevilik. Şunlar bunlar. Yani biraz böyle tarikat gözükmeyen gibi gözüken Süleymancılardır. O da Nakşi tarikatındandır. Nurculuk, 12 hak tarikatın hulasasıdır. Nurculuk tarikat değil, hakikattır. Tarikattır bu faaliyet. Dolayısıyla onlar da
tarikatçı kardeşlerimiz de ilim yerine, burada okuyacağım zaten, bu büyük kutbun şeyhini çok büyük görmeyle ancak orada tutunabilir. Şeyhim çok her tarafı görüyor. Avucuna sen baktığın gibi nasıl bu kadar buna hakimsin? Şeyhim de her şeye hakim. Herkesi görüyor. Tamam. Diye böyle şey yapıyor. İtikat ediyor ve ondan bağlanabiliyor. Kanaati kalbiyelerini temin eden ustadlarının fevkalade makamı. Hani Ziyaddin meselesi. Hatırladınız değil mi? Meselelerde hükümler yerine, yani kutbun, şeyhinin fevkalade makamından dolayı adam oradadır. Risale-i Nur talebeleri ise, nurun sarsılmaz hüccetleri, o müritlerinin kanaatlarından çok ziyade şakirtlerine kanaat verdiği gibi. Çünkü Risale-i Nur, hakikat mesleğinde, aşağıda gelecek, şunun yerine şu, şunun yerine şu. Yani Risale-i Nur'un mevzuları, sarsılmaz hüccetleri, bir müridin şeyhine kanaat etmesi gibi, bir nurun hakiki şakirtleri, Risale-i Nur'un içerisindeki mevzular, ilim hakikati, ilim, onlara kanaat-ı kalbiye, kanaat-ı katiye veriyor. Pek ziyade şakirte kanaat verdiği gibi, bu halet ve itikat başkasına da sirayet eder. İşte nurun bir hassiyeti de şudur. Mesela diyelim ki, şeyh bir keramet gösterdi, burada ben şeyhim. Bu halimden siz hemen celp olursunuz. Ama siz onu gidip başkasına anlatırsınız ama duygularınızı anlatamazsınız. Onun için tarikat kişiye astır. Kişinin kendi şahit ve tanık olduğudur. Yaşadığı haldir. O tevarüs etmez. İlle senin kanaat ettiğin gibi kanaat edebilmesi için diğerinin, o da böyle bir keramet var, bir şeyler görmesi lazım da, bir de nasibi de varsa. Ama Risale-i Nur'un talebeleri, Kur'an'ın hakikatleri, yani ilim hakikati olduğu için, buradan aldığı bir şeyi, kendi okuduğu bir şeyi veya bir dersten aldığı bir hakikati gayet rahatlıkla evine, hanımına, çoluk çocuğuna, komşusuna, iş yerindeki herkese nakledebiliyor. Ama mesela bir sohbette, bir zikirde, bir hatvede yaşadığın hali, o zevki, cezbi, haleti nasıl anlatacaksın? Tarikatta değil mi ki? Ama Risale-i Nur'da işte bu halet ve itikat başkasına da sirayet ediyor. Farkları sayıyor. Bir de menfaat veriyor. Sirayet ediyor, menfaat veriyor. Adamın mevzusu çözülüyor. O müritlerin kanaati ise hususi ve şahsı kalır. Yani benim şeyhim, şeyhim böyle dedi. Uçuyor, kaçıyor veya böyle dedi. Yerine Risale'nin talebesi Kur'an böyle diyor. Tamam. Şu mevcudata baktığın zaman bak ağaç bize böyle diyor. Peygamber hadisi böyledir. Diyor. O da ibret için. Mesela nur talebeleri ahkam yerinde asla ayet ve hadisleri tutmazlar. Edille-i şer'i esas alırlar. Bu çok önemlidir. Böyle olur orta, olur olmaz. Alıyor böyle kağıdı, kütüb-i site, hadis var. Ya kardeşim, bu zahrın mıdır, bat mıdır, haddın, mutallağın, işare mi, remzi mi, ahkam hadisi midir? İbret hadisi midir? Müteşabih midir? Zahir midir? Sen nereden bileceksin ki? Kim bilir bunu? Hadis imamları var. Onlara ne deniliyor? Muhaddisun. Kur'an'ı tefsir edene müfessirun. Her asrın imamına ne deniliyor? Müceddidi din. Edile-i şeyrini usulün ortaya koyan ulema kim deniliyor? İlm-i usulü din imamları. İlm-i usulü din imamları onlara koyar. Peki ilmi kelam nedir?
hakaik imani ve esrar-ı Kur'ani aklı çerçevede yöntemlerle ve kurallar içerisinde çözmek, izah etmek eden. Tarikat nedir? Bu bedi bir şeydir. Tarikat gözünü kapatmaktır. Kulağını açıp şeyhine tabi olmaktır. Ne dediyse öyledir. Yoksa gidemezsin. Zerre kadar şaibe, şüphe, şüphe seni oradan istifade etmene manidir. Birinci yol budur. İki, emraz-ı kalbiyeden, yani dört tane şeyle gidebilir diyor beşinci mektupta. Bir, itikatta kuvvetli olman lazım tarikata gidebilmen için. İki, sünnet-i seni uyman lazım. Üç, günahlardan uzak lazım. Dört, tarikattaki kurallara uyman lazım. Günahlar için tarikat olmaz. Çünkü şartı bu. Şimdi burada şimdiye kadar anlattığım gene girişti. Şimdi giriyor mevzuya. Hatta ilmi mantıkta kaziye-i makbule tabir ettikleri ilmi mantıkta, ilmi mantık, ilmi kelamın içerisinde bir birimdir. Diyor ki kaziye-i makbule tabir ettikleri yani büyük zatların delilsiz sözlerini kabul etmektir. Kaziye-i makbule, makbul kişilerin sözleri hükümdür. Onlara göre nedir o? Delilsiz sözlerini kabul etmektir. Mantıkça yakin ve katiyeti ifade etmiyor mu? İlmi kelamcı. Yani mantıkça bu katiyeti ve yakiniyeti ifade etmiyor. İnsana kati ve yakini değil. Çünkü taklididir. Şeyhin kaziye-i makbule kişinin bakışına bağlıdır. Ama mantık ise insanın yakiniyetini artırıyor. Yani dimağını inşa ediyor. Aynı zamanda kalbine katiyeti, yani dimağı inşa edilen bir şey, kalbi de feyizlendiriyor. Yani bazılarının anladığı gibi ilmi kelam dimağa ve tarikat kalbe bakıyor değil. Elbette ki tarikatta da akıl ve mantık da var. Şeyh konuşurken mantık kullanmıyor mu? Tarikatta nasıl mantıkta olduğu gibi tarikat haşa akılsız, mantıksız değil. Ama temelde şeyh esastır. Hakikati ise ilim esastır. Rehber ilimdir. İlimdir. Yani bir çerçevede ilimdir. Peki bu ilimi de kendi başına bırakmamıştır. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. İlmi kelam. Peki nereye göre bu ilim? Herkese göre benim bir ilim, benim ilim, benim. İlm-i usulü din devreye giriyor. İlme kıble tayin ediyor. Sadakat. Yani o ilmi kelamın veya Kur'an'ı yorumlayan kişinin uyması ve kabul etmesi zaruri olan usuller var, kurallar var. Onların dışına bana böyle geldi, şöyle gitti diyemez. Mesela bunların başında vahdet-i vücuttur. Vahdet-i vücut bu ilim şeylerinde en çok uzak olan bir meşreptir. Vücudu tek kabul eder, vücutları kabul etmez. Benim meşrebime en uzak meşrep vahdet-i vücuttur. Ama çok tuhaftır, çok acayip bir sırrıdır ki, sırrı bilinmez bir sırdır ki, beni vahdet-i vücutla itham ediyor, ediliyor. Bana en uzak meşrep vahdet-i vücuttur. Zira benim eserim ve konuşmalarım, çalışmalarım buna delildir. Mesela Şecere-i Hilkat haritası, vücut mertebelerinden bahsederim. Vahdet-i vücut ise vücudu tek kabul eder. Mevcudatı kabul etmez. Hemo ostur der. Hemo ezostur diyemez. Vahdet-i vücut her şeye o der. Oysa hakikat mesleği ve Risale-i Nuşe ise her şeyde bir hakikat yolu olduğunu, her bir hakikatin bir esmaya dayandığını, hakaiki eşyayı sabit etin sırrını ifade eder, ibraz eder. Yani benim çalıştığım Allah'ın ikramıyla ortaya çıkan Şecere-i Hilkat haritası vahdet-i vücudu değil,
hakikat mesleğini, Risale-ül mesleğini gösteriyor. Yani vücudun tekliğini değil, vücudun farklılığını gösteriyor. Vahdet-ül vücut ise vücudu tek kabul eder. Hiçbir farklı vücut kabul etmez. Bir, vahdet-ül vücut gözünü kapatır, keşfiyatına dayanır. Biz ise Risale-i Nur'u esas alarak, kurallarına, kaidesine uyarak her bir kelamın içerisinde esmanın meratibini anlamaya çalışmaktır. Mesela şimdi cismaniyet ve sureti okuyorum beraber. Sabahtan beri, sabah namazı da dahil. Sureti söylüyorum. 123 sayfa A4'tür. Geçen paragraflar. Ve ben daha 6. sayfadayım. Ve 27 sayfa yazmışım deftere. Defterin büyüklüğü budur. Tamam. Böyle 27 sayfa yazmış. 6. sayfadayım surette. Müjdesini veriyorum. Çok ilginçtir. Ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. Çok da keyifli, bu kadar keyifli bir toplama az okunmuşum. Suret meselesi. Çok tuhaf. İlhamın suret olduğunu, şeytanın vesvesesinin suret olduğunu bilmiyordu. Konuşmanın suret olduğunu bilmiyordu. Bugün öğrendim. 34 sene artı bugün. Suret olduğunu, dibi yok. Başım dönüyor ve zevk alıyor. Atletle çalışıyorum bu şeyde de bana görüyorsunuz. Ve niçin anlatıyorum? Benim kadar, benim eşrebim kadar ki dün bir saat onu anlattım. Belki bir saat 16 dakika. İlm-i usulü din kaidesi. Vahdet-i vücuttan uzak bir kişi az olur. Devamlı arkadaşlarıma, yakında olanlar, mesela Murat Dursun gibi, Mustafa Babal gibi arkadaşlara, sakın ha, ilm-i usulü din kaidesini, edile-i şerifi, Risale-i Nur'un sarı ifadelerini oynatma. Sakın ha. Yani gözünü kapatıp, böyle keşfiyatına iç enfusi şahit uydurukçasıyla tanık olduğun şeyleri insanlara sakın patlayı verme. Sonra bu benim tespitim deyip senin tespitin diyene kadar insanlar onu Risale-i Nur'dan zanneder. Benim her söylediğimi külliyatta ispat edemezsem ben bu işi bırakacağım. Bana yeter ki söylesin sen buraya Risale-i Muhalif söyledin. Varsa o dersi iptal edeceğim. Hata olmaz mı? Haşa hata olur. Hata, hayatın tümü budur dememek gerekiyor. Hata hatadır. Hata olmuşsa bilmiyorum. Varsa hatayı şahitsiniz. Tak diye çökertiyorum. Toparlıyorum. Vahdet-i vücut, vücut mertebelerini kabul etmez. Tamam. Vücut mertebelerini kabul etmez. Vahdet-i şuhut ise gördüğüne o der. Vahdet-i şuhut. Şuhut olduğumuz şey odur. Haşa Allah'tır der. Allah'ın farklı farklı şeyleri mi artık ne diyorlarsa girmeyeceğim. Vahdet vücut ise gördüğün ve görmediğin alemi gayb hepsi tektir. Biz ise şeceri hırkatı arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet cehennem, kürs, daire ilim, daire hayat, kürs, yani ve 18 bin alem. 18 bin alemi benim kadar uğraşan azdır. 18 bin alemin bu alemde ifade edildiğini, her bir alem açıldıkça bunu sari ifadelerini ve suretin, size bir şey de söyleyeyim, suretin ifrat ve tefritini gördüm. Çok gariptir. Allah'ım şahittir. Seni kandırırım, Allah'a kandıramam. Tövbe estağfurullah. Suretin, daha şu anda 6. sayfadayım. 123. sayfa var. Suretin ifratını, her şey... Gördüğü her şey, sari Risale-i Nur'da ve Kur'an'da gördüğü ayeti, sari ifade var ya, teşbihtir demek, ifrattır. Her şey, efendim zahirde anlaşılmayan bir şeyi, sari ibinç gibi tenzih yapmak, teşbih ve tenzih, ifrat ve tefrittir. Yani bir de söyleyeyim, defterimi getirirse masamda, yo masada göreceksin. Masadaki 10 göreceksin. 19 olabilir. Yani Risale-i Nur'daki hakikatleri mesela hakikat ama teşbih diye geçiyor, atlıyor. Evet. İfrat. Hah, ifrat.
O yüzden açılmıyor. Açılmıyor. Zahirde olanı atıyor tefritte. Evet. Mesela o şey yapayım, yanlış olmasın ifadeliğim diye yeni bulduğum bir şey. Mesela diyelim ki uygulayayım. Mehdi gelecek diyor ustad. Hatta kendisi o anda nerede olacağını söylüyor. Kabirde olacağız diyor. Kastamonu ve Sikki Tastik Gaybiye'de söylüyor. Ver abisi. Eyvallah bak. Ve bakın çalışıyorum bir şey göstermek için. Ve son sayfam dikkat edin. Bak buraya gel. Son tespit ettiğim, son Allah'ın bana verdiği. Sen itiraz edebilirsin Allah vermedi. Allah'ım Allah fi bu fi ise Halik-i Allah'tır. Bak şimdi. Nerelerden bulduğumu söyleyeceğim. Sözler 128, 129, 245. Sözler 246'dan şunu buldum. Her şeyi mecaza hamletmek ifrattır. Mesela her şeyi mecaza hamletmek ifrattır. Her şeyi zahirine hamletmek tefrittir. Her şeyi bulunduğu konuma hamletmek ise vasattır. Yani siyak ve sibakına göre. Sayfa kaç tane sözler? Sözler 246. Demek suretin şimdilik anladığım, şu anda diyorum not almışım, ifrat, vasat, tefrit mertebeleri böyle. Her şeyi mecaza hamletmek, tamam mı? Mesela gelecektir Mehdi'yi, mecazdır demek, ifrattır. Tamam mı? Mesela hiç alakası olmayan, mesela ona gelmeyecektir demek, Mehdi, oradan gelmeyecektir demek, tefrittir. Bulunduğu konuma oradaki sari ifadelere kanaat edip, manalandırmaya çalışmak, külliyata izahlarını bulmak vasattır. Çünkü unutmayın, sari ifadeler tevil edilirse, tevil edilmeyecek hiçbir şey yoktur, ortada hakikat kalmaz. Mesela, vaatimu selavatu zeka. Şimdi, zekat verin, namaz kılın. Bu sari ifadeleri tevil edersen, yani namaz kılmaktan, iyi dinliyorsunuz burayı. Vaakimu selam, namazı ikame edin den, namazı kılmaktan, kılmamak anlaşılıyorsa, Kur'an komple reddedilmiş oluyor. Sari ifadeleri zıddı ile ifade etmek, yorumlamak, Kur'an'ı komple reddetmektir. Aynı kanun Risale-i Nur'da da caridir. Verin kelimesinden vermeyin. Gidin kelimesinden gitmeyin. Gelecektir kelimesinden gelmeyecektir. Gelmeyecektir kelimesinden gelecektir anlamak Risale-i Nur'u çaktırmadan el çabukluğu marifetle inkardır. Sadakatsızlıktır. Ve kuyuya düşmektir. Bu tür tip insanlardan uzak durun. Kim diyor bunu sana? Şunu diyor. Ben diyorum ki buraya gelmek zorunda değilsiniz. Her derste rastlarsınız. Şimdi de söylüyorum. Allah kahretsin bilerek söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Kimse bir laf yapmaya ihtiyacım yok. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Fıtratınız nereye inşa ediliyorsa, fıtratınız nereye uygunsa gidin. Ama illa orada hapsolmayın. Çünkü dini cemaatler, Süleymancılık, tarikatçılık, nurculuk, nurculuk için meşrep de demiyorum. Nurculuk dava değildir. Dava içinde burhandır. Hele nurculuğun içinde bir meşrep, nurculuk gibi, nurculuğu ta kendisi gibi veya din diye göstermek zulümdür, ihanettir. Ustadı farklı böyle kimliklere büründürmek Risale-i Nur'a ve Nur cemaatine ihanettir. Yani diğer Müslümanların ustadımıza ve Risale-i Nur'a hücum etmesine kapılar açmak olan ustadı İsa gibi yakışıksız, yakıştırma, muvazenesiz, dengesiz sözler Risale-i Nur'a ve ustadımıza ve Nur cemaatine ihanettir. Bilmeyerek Risale-i Nur'a, çünkü böyle itham ediyorlar, bak ustadlarına peygamber diyorlar. Hiç izanı ve irfanı yok bu adamın ki, Meryem oğlu İsa mıdır, Nuri oğlu İsa mıdır? Peygamberlere tefsir mi gelir, ayet mi gelir?
Ey izanı kıt insan. Peygamberlere vahiy mi gelir, ilham mı gelir? Risale-i Nur ayet midir, tefsir midir? Peygamberin eline tefsir verilir mi? Sen hiç görmedin mi ilmi usulü? Niye dün bunu anlattım? Belki de kitap okumadın abi ne? İlmi usulü din bilmediğin için oluyor. İlmi usulü din uleması kavaidi külliyede, mecellede peygamberlere tefsir verilmez. Ayet verilir. Tamam. Risale-i Nur, Kur'an'ın icaz-ı manevisinin manevi bir tefsiridir. Risale-i Nur, ilhamen yazılmıştır. Yani niye peki bu meseleyi örnek vermem gerekiyor ki bu ifrat tefriti anlatmak için? Toplumsal bir yanlışı da düzeltsin diye. Böyle bir ahlakım var benim. Abi niye atladın oraya? Konu değiştirmedim. Yani suretin ifratı, Risale-i Nur'un suretinde şu vardır. İcaz-ı manevisidir, son mucize-i maneviyesidir. Ustad, Mirza'nın ve Nuriye'nin rahmetullahi aleyhim ecmain oğludur. Babası bellidir, annesi bellidir, doğduğu yer bellidir, akrabası bellidir. İsa aleyhisselam babası yoktur. Onun eline vahiy olan İncil vardır. İncilleri değiştirmek, kişileri beceriş yapmak, risal bilmeyerek ihanettir. Bu nedir? İfrattır. Bunu bahane yapıp, hakikatını araştırmadan böyle muvazenesiz kişileri görüp, Risale-i Nur'un cemaatine ve Risale'nin hakikatine hücum etmek de tefrittir. Hiçbir muvazeneli bir Müslüman, ilmi usulü dini bilen bir Müslüman, haddinden tecavüz etmez. Muhabbeti, şeriatı bozmaz. İfrat muhabbet ruhsal bir illettir. Aynı Kastamonu 77-75'te anlatıyor. İfrat-ı şefkat marazi ruhidir diyor. Tamam. Şeriatı bozmaması lazım muhabbet. Nedir bu? Kim anlatıyor bunu? İlmi usulü din uleması. Oraya geliyoruz. İşte suretin ifrat ve tefritleri. Her şeyi mecaza hamletmek İfrattır. Her şeyi yani zahiri de mecazlamak tam tefrittir. Yani yeni öğrendiğim şeyler ilmi vardı ama bu şekilde ifadem yoktu. Ama burada gelecek zaten. Cennette görülecek Allah suret mi? He. Şuhut olacak diyor. Allah cennette müşahede edilecek diyor. Latife-i Rabbani'nin vazifesi nedir? Müşahedetullah. Peki müşahedetullah'ın içi nedir? Şualar 9. sayfa. Direkt yani söyledin ki Allah zihnime verenleri söylüyorum. Şualar 9. sayfada insanın aynı ruhunda ruhunun ruhu mahluk olmayan enesinde şualar 9. sayfada sırrı tevhid ve sırrı iman vasıtasıyla orada Allah taayyum ve teşahhus edecek. Onun adı Müşahedetullah'tır. Suret demiyor. Ama müşahedenin içinde suret de vardır. Ama surete Müşahedetullah demek, müşahede demek yanlış olur. Yani namaza salat demek gibidir. Veya salata namaz demek gibidir. Salat camidir. Namaz onun içindeki bir birimdir. Zekilik aklın bir sıfatıdır. Akıl camidir. Salat tektir. Salat tektir. Namaz 5 vakittir. Salat tek vakittir. Ve 3 tane farzı vardır. Namazın 12 farzı vardır. 6'sı içinde. Şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çoğu farklı görüyor. Yani kendi dünyasına göre yansıtıp oluşturduğuna göre görüyor. Mesela. Ama İlm-i usulü din kuralları içinde görmeli. Veysel Karan'ı da söyledi. Ama umumi yol değil. Ya Ali, Peygamber Hazreti Muhammed'i Ahmet demiyor. Hiç gördün mü? Ben onunla büyüdüm dedi. Veysel Karan'ı tekrar. Ya Ali, Hazreti Muhammed'i kaç defa gördün? Hemen anladı. Ya Üveys, 3 defa gördüm. 3 defa tövbe gördüm demiyor. Tövbe. Müşahede ettim.
Üç defa. Devam edelim. Çok acayip. İlm-i Usulü dinde böyle tek tek adım adım sakın ha, zahiri şeriata sakın dokunma. O dokunan yanıyor ve acayip bir hal oluyor. Alemleri, 18 bin alemi haritalamaya çalışan insanlara vücut mertebeleri, ömrü billah, bütün ömrüm vücut mertebelerindeki hakikati ortaya koymayla ömrüm geçmiş. Vücudu bana isnat ediliyor ki vücudu tek kabul ediyor. Tek vahdet vücutçu demek vücutları kabul etmiyor. Vücudu tek kabul ediyor demektir. Tamam, vahdet vücut. Yani hiç yakışmıyor yani. Bana bir şey getirmiyor da. Yani senin böyle demene inanmadığını aldı. Niçin? Çünkü şeceri hilkat bir kere seni tekzip ediyor. Çalışmam seni tekzip ediyor bu çalışmak. İfrat tefrit ne demek? İfrat tefriti her kelimenin, ifrat tefriti her hissin, her duygunun ifrat tefritini ortaya atanlardanım. Külliyattan bulup çıkartanlardanım. Oysa vahdet-i vücutta böyle bir şey yoktur. İfrat tefrit yoktur. Her şey tektir. Ve bazen ondan atıflar yapıyorum. Karl Marx'tan da yapıyorum. Yani yapıyorum kardeş. Orada tüfeğliyim. Bu benim mesleğimdir. Bak benim mesleğimdir. Ve adım adım yürüyorum burada. Yani gram gram yürüyorum. Kelime kelime. Benim işim Risale-i Nur'un kelime içeriği. Oradan girmeye çalışıyorum. Benim Allah beni böyle yarattı. Benim iki vazifem var yaratılışta. Bir, dershaneler açmak. İki, bu kelimenin içine surete kim bakar ya lugata? Haletle kaç ay uğraştım? 4 ders olmuş. 4 mü 5 mi? Halet. Halet kim bakar? Hali ve vicdanidir. Kim bakar kardeş? Mesela cismaniyete kim bakar? 2 seneye yakın hala çözemedim. Cismaniyete nereden başlıyor? Hududu nerede bitiyor? Deli edecek beni. Yan payandalarını kazıyorum. Hazineyi çıkartmak için. Sureti onun için okudum. Göz, görmek, halet. Hep bunlar için okuyor. Cismaniyeti kazmak için. Ortaya çıkarmak için hazineyi. Şimdi böyle bir insan ne yapacak? En kolay yol var. Her şey odur. Hemost. Detaya ne uğraşacak? Detay vahdet-i vücuda zıttır. En detaycı benim. Ama en vahdetçi beni yaptılar. Yani ben de şaşırdım. Bir bakıyorsun filozof diyorlar, felsefeci. Bir bakıyorsun vahdet-i vücutçudur diyor. Ola ikisi zıt yani. Tamam? Şu anda teneffüs ettirdim yani bir şeyi diye. Ondan sonra bazı masum insanlara da bunları söylemem gerekiyor. Kandırılıyor. Tamam? Vahdet-i vücutçudur diyor. Peki. Ben hakkımı helal ettim ama Risale-i Nur'un mana mertebesini uğraşıp onu çıkartmaya çalışıyorum. Risale-i Nur seni affedecek mi bakalım? Çünkü Risale-i Nur manasının anlaşılmamasını istiyorsun. Ben arkadaş bak suret okuyorum suret. Suret. Şimdi Risale-i Nur'da bak vesvese bir suretmiş, ilham bir suretmiş. Tamam? Suret. Hareketler bir suretmiş, konuşmak bir suretmiş. Tasavvurun suretiydi. Bak ne buldum bak. Şeye bak. Bak son sayfa. 703 Kalı Mesnevi Nuriye. Bak yeni yazdığımdan hatırıma kaldı. Yoksa kafam yok o kadar benim. Bak 703. İki başlı daki yer mi? He? Yok yok yok. İki baş değil. Sen hala orada mısın? Çok ilginç değil mi? Bu başka bir yer. Bu da Kızılcahaz. Bak. Lafız neymiş lafız? Tasavvurun sureti olan lafız. Tasavvurun sureti olan lafız. Fikrin kaymağı olan lafız. Teemmülün bekası olan lafız. Zihnin remzi olan lafız. Kelam değil ha bu. Lafız bu. Allah'ım ya Rabbi sana şu sonsuz şükürler olsun böyle bir ilimle meşgul ettiğin için. Tasavvurun sureti olan lafız. 703'te anlatıyor. Böyle başım dönüyor ya. Bu ne ya? Mesela ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Sözler 322'de neler çıkmış bak. Allah Allah.
Ortaya çıkaracağım inşallah. Ne Allah ömür verirsin. Çok doğru. Ya Risale'nin bambaşka ya. Tasavvurun ilk defa duyuyorum yani. Aa, kaç defa okudum. Addi belli değil. Benim işim okumak, şey yapmak, okumak. Bak, tasavvurun sureti olan lafız. Tasavvur. Diman hangi mertebesindeydi? İkinci. İki. Tahayyül, tasavvur, tahayyül. Bak, tasavvurun sureti olan lafız. Fikrin kaynağı olan lafız. Teemmülün bekası olan lafız. Zihnin remzi olan lafız. Buna girmeyeceğim. Buna da gireceğiz. Latif Nükteler sayfa 49'da Muhyiddin Arabi'nin vartasını anlatıyor. Ve bu şekilde çalışan adam Muhyiddin Arabi'ci olur mu? Bile bile ben okuya düşmek ister miyim? Üstad vartasını anlatıyor. Ve bu inceliği diyor. Herkes anlamadığı için diyor şey yapıyor. Lan ben okuyorum işte. Bunu ders yapıyorum. Bu vartaya ben düşer miyim? Ahmak mıyım ben? Bak usta bak sayfaya bak. Şuradan. Vahdetil vücut ha. Geç. Şurası. Atıflarını görüyorsunuz. Burası. 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 Ondan sonra diyor ki bu diyor aslında bir sukuttur. Ama diyor ulema bunun diyor inceliğini anlamadı yoksa sukutuna hükmedeceklerdi diyor. Dibe vurmuş yani. Esma inkar ediyor. Esma'nın mertebesini inkar ediyor. Ama sikirdir diyor, özürü olabilir. Arkasına giden mesuldur diyor. Uyanık olan gidemez. Ya? Hadidir, Mehdi değildir diyor. Yani, evet. Peki, devam ediyorum. Mantıkta yakin ve katiyet ifade etmiyor kaziye-i makbule. Yani, benim şeyhim böyle dedi. Abi böyle dedi ya. Ben şeyhim şey yapmayalım, millet yanlış anlar. Abiye yapalım, Nurcular. Hürmet manasını abi kullanır. Yaş dahi fark olsa abi diyor. Burada kasıt şey değil. Bedensel yaşı değil. Hürmet. Kazıya makbul ediyor. Abi böyle dedi. Ya kardeşim burada böyle yazıyor. Namaz seferde kastedilir. Hatırada böyle yazıyor. Hatırayı ne yapayım kardeşim? Kazıya makbul. Ama falan abi dedi. Sözler abi de 27. sözde böyle geçiyor. İşte bazılarının kuyruk acısı buradan kaynaklanıyor. Ben Sözler abi diyorum, adamlar Hasan abi diyor. Şimdi ben Sözler abi deyince sen diyor Hasan abimize karşı mı çıkıyorsun? Lan ben kimseye karşı çıktığım yok, ben bunu öne çıkartacağım, ben böyle yaratıldım. Benim işim bu. Risale'nin hadimi olmak, o şerefle gitmek. Ölümü göze almışım, her türlü şeyi göze alarak Risale'den bildiğim doğruları bilaperva söylüyor. Söylemekte de çekinmeyeceğim. Diyorum yani. İşte Risale'de bu yanlış. Yanlışsa yanlış. Kim güce, kim gücenirse gücensin. İsim vermeden bu yanlıştır. Bu çünkü burada böyle yazıyor. Evet. Demek ki kaziye makbule tabir ettikleri yani büyük zatların abi böyle diyor. Hasan abi böyle dedi. Ya kardeşim burada böyle yazmıyor. Bu diyor mantıkta yakin ve kat ifade etmiyor. Niye ifade ediyor peki? Belki zanni galibe kanaat verir. Yani seni ikna eder. Zanni galib. Ben bu abiyi biliyorum ya. Bunun bir hikmeti vardır. Diyemez. Ama eğer dinde haram olmayan esasatı bozmuyorsa kanaat etmende bir zararı yok. Ama onun söylediği esasatı diniye, usulü dine dokunuyorsa veya Risale-i Nur'un prensibine dokunuyorsa eğer dinse zahir ifadelere dokunuyorsa, eğer Risale-i Nur'un mevzusuysa orada zarar görürüz. İlmi mantıkta nokta iki nokta üst üste değil, noktalı virgül. İzah ediyor şimdi. İlmi mantıkta, nereye okuyorum? Emirdağ. 91. Peki sana güvenmem için bana bak Yasin, hiçbir yere bakma. Hangi renk gömlek giyiyorsun? Beyaz. Beyaz olduğunu nereden biliyorsun? Öyle değil de niye öyle zana geldin? Beyaz değil ki niye böyle az dedin? Yakasız daha da. Öyle miydi? Evet. Kesin miydi? Evet, tamam aferin. Yaşadığının farkındasın bugün. Tamam beyazmış. Abi herkes girerken gömleğin rengine bakıyor sonra giriyor. Bakıyor mu? Tamam. Soracaksın.
İlmi mantıkta noktalı virgül, Burhan-ı yakini, hüsnü zana, bak Burhan-ı yakini, hüsnü zana, makbul şahıslara bakmıyor, çeredilmez delile bakar. Burhan-ı yakini, hüsnü zana bakmıyor. Makbul şahıslara bakmıyor, nereye bakıyor? Burhan, ilmi mantıkta Burhan-ı yakini, çeredilmez delile bakar. Cehredilmez delile bakar. Mesela odun nursuz düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Buzu susuz düşünebilir misiniz? Bedeni de ruhsuz düşünemezsiniz. İşte cehredilmez bir delil bu. Misal için söyleyeyim. İlmi mantıkta Burhan-ı yakini ne demektir? Ceredilmez delil demektir. Yani yakini diyor seni. Seni bir yere taşıyor. Tefekkür neydi? Fikretmektir. Tefekkür, tefaül, içsel arınma, içsel seyahat. Tefekkür, fikret. Tamam mı? Ustad ne diyor fikir? Fikir yoldur. Fikir yoluyla diyor. Taşınıyorsun demektir. Tefekkürle taşınmaktır. Tefekkür taşınmaktır, tamam mı? Şimdi dolayısıyla taşınırken Burhan-ı yakini olması lazım. Yani aleminde karşılık bulması lazım. Mesela buz susuz olamaz. Dünya da ahiretsiz olamaz. Başka? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce başka bir akıl olması lazım. Veya bu göz yapılırken bu gözle yapılmadı. Bu gözden önce göz olması lazım bu göz yapılması için. Mesela bak ben bu kalemi yapıyorum. Neyi kullandım? Bu göz. Aynen bunun gibi bu göz burada. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Buna Burhan-ı yakini denilir. Ceredilmez delil. Bunun zıttı ne? Zıttı şu. Hüsnü zana ve makbul şahıslara bakıp kanaat etmek. Zanni galip. Tamam. Bütün Risale-i Nur hüccetleri bu Burhan-ı yakini kısmındandır. Risale-i Nur'un bütün şeyleri böyledir. İlmidir. Burhan-ı yakinidir. Burhan-ı katidir. Bu şekilde gidiyor. Ama kazi-i makbule böyle tasavvufta hele hele vahdet-i vücutta bunun tersidir. Çünkü burhan yok orada. Orada sezişler var, tanıklıklar var, şahit olunmaklar var. Hissettiklerin, fark ettiklerin var. Onun doğruluğunu kim sana söylüyor? Şeytan bile miraç ettirebiliyor. Peki onun akıbeti zahiri şeriatta kesilmesi onu gösteriyor. Değil mi? Halacı Mansur şeriatın kılıcıyla asıldı. Kafirin kılıcıyla değil. Yani Risale-i Nur bu Burhan-ı yakini ve Burhan-ı kati ile gidiyor. Bak bütün Risale-i Nur hüccetleri bu Burhan-ı yakini kısmındandır. Çünkü ehli velayetin bak niye? Şu anda şimdiye kadar hep böyle taşları koydu, ahkamları koydu. Şu anda onun altını izah ediyor. İzaha geçiyor şimdi. Ne demektir diye. Çünkü ehli velayetin tasavvufta amel ve ibadet ve sülük ve riyazetle gördüğü hakikatten perde arkasında müşahede ettikleri hakaik imane aynen onlar gibi Risale-i Nur İbadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış. Yani tasavvufta amel, ibadet, sülük, riyazet. Dört. Riyazeti gibi hakikatler, yani onlar amelde, ibadette, sülükte, riyazette gördüğü hakikatler veya perde arkasında müşahede ettikleri hakaik imaniye,
Aynen onlar gibi Risale-i Nur ise neyle yapıyor bunu? İbadet yerinde Risale-i Nur ilim içinde hakikata bir yol açmış. İbadetteki kasıt bu nafileler, ha, farzlar değil. Farzda konuşulmuyor. Farz vacipler değil. Tasavvufta ibadetler var. Bir sürü işte şu namazda kılınacak, şunlar yapılacak. Ondan sonra illa namaz değil, oruçlar var. Oruçlar var, zikirler var, evraklar var. Risale-i Nur ise bu ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış. İlim içinde. İlmin içinde ilim farzdır. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Yani tamam. Sülük ve evrat yerinde, tasavvufta sülük ve evrat var. Yani seyri sülük var ya böyle. Emrazı kalbeden ama işte nerede o tabii aslı, ama bu aslıyla konuşuyor. Şu anda var mı bilmiyoruz tabii. Vardır inşallah tabii de. Sülük ve evrat yerinde, tasavvufta sülük ve evrat var. Risale-i Nur ise mantiki burhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakaykaya yol açmış. Bak onlar ibadet içinde, Risale-i Nur ilim içinde hakikate yol açmış. Onlar sülük ve efrat yerinde, Risale-i Nur ise mantiki burhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakayka yol açmış. İlmi tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya, bak ilmi tasavvuf ve tarikat yerinde, mesela orada tarikat ilmi var. Mesela şey der, büyük bir zat der ki, ya tarikat anlatılmaz, yaşanır. Yaşanan bir şey. Ama tarikata ait bir sürü kitaplar var. Anlatıyor. Nedir diyorlar? Ne diyor biliyor musun? Ehli söylüyor. Tarikat yaşanır, haldır diyor. Fakat tarikat ifade edilemez, edilmiş. Peki o tarikat kitapları ehli tarik arasında ünsiyet olsun diye yazılmış. Yani birbirine yakınlık olsun birbirimize diye. Kişileri adresliyor aslında. Yoksa o yaşadıklarını anlatılamaz. Balı yedim, balı söylerim ama lezzetini anlatamam ki. Zevkler, lezzetler yaşanır, anlatılamaz. Ama işaret edilir. İşte tasavvuf yaşanan bir şeydir. Nakledilemez. Ama tasavvuf kitapları ne anlatıyor? O yolda yürüyenler birbirlerine ünsiyet etsinler, ülfet etsinler diye. Demek ki sülük, ha oraya okuduk, ilmi tasavvuf ve tarikat yerinde, ilmi tasavvuf, yani tasavvuf ilmi var ya, tasavvuf da bir ilimdir, öyle pat diye giremezsiniz, aslı tasavvuftan bahsediyorum. Tuvalete bile cehaletle giremezsiniz. Bir daha söylüyorum, tuvalete cehaletle giremezsiniz, nasıl gireceksin? Tarikata girebilir misin? Ahmet bin Hanbel dün anlattım. İlimsiz tarikat zındıklıktır diyor. Ne demek o? İmam Rabbani Hazretleri'nde de var. Çünkü daha helalı haramını bilmiyor. Farzlara falan dikkat etmiyor, riayet etmiyor. Orada şeytan musallat olacak. O şeytanın halini ruhani zannedecek, davalara kalkacak. Zındıklık yerinde çığır açacak. Yani dolayısıyla tasavvuf ilmi ve tarikat ilmi yerinde Risale-i Nur doğrudan doğruya ilmi kelam içinde ve ilmi akide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış. Bir daha söylüyorum. Tarikatta da ilim var. Risale-i Nur'da da ilim var. Tarikatın ve tasavvufun ilmi içerisinden bahseder. İçerisinden bahseder. Yol ve yönteminden bahseder. Tamam. O işteki şahit olunan, yaşanan şeylerin yönteminden bahseder. Risale-i Nur ise doğrudan doğruya ilmi kelam içinde, ilmi akide, hakaik imaniye ve usulü din,
içinde bir velayet-i kübreye nazir. Yani Risale-i Nur, ilm-i akide, yani hakaik imaniyede inkişaf etmek ve usul-i din, yani ortaya konduğu bir hayat, bir yaşantı, bir öğreti, nedir bunun hududu, çevresi? Hadd-i hududu nedir Risale-i Nur? İlmi usulü din, ulemasının çizdiği bahçedir, tarladır. Ustad diyor ki, ben söyledim diye kabul etmeyin, ona ait bir örnek veriyorum. Mihenge vurmadan kabul etmeyiniz. Eğer altın çıkarsa febi alınız, demir ve bakır çıkarsa gıybeti ve iftira arkasına koyarak bana gönderiniz. Ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor. Çünkü Risale'nin burada makbul zatların sözleri delilsiz kabul edilmek. Mesela hocanın müritleri. İşte aynı tarikat, tarikatın daha ileri. Mabut itiyaz edilmiş. Niçin? Bu demiş bitti. Kur'an'a zıt, İslam'a zıt. Olsun, hikmeti vardır. Eğer haram olan bir şey mabut olur, haram olmayan bir şey ise tarikatçılık olur. O demişse doğrudur. Oysa Allah diyor ki birbirimizi ilah edinmeyin. Ustad da diyor ki, bak o diyor ki müritleri, o demişse doğrudur. Hikmeti var. Ustad da diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyin diyor takipçilerine. Mihenge vurmadan almayınız. Mihenk nedir? İlmi akaid, ilmi usulü din. Ulemasının koydukları ölçüler ve kaideler, prensipler. Eğer ben söylediğim mihenge edille-i şeriye dediğimiz, yani ikisinin açık ifadesi cemi, ilmi akaidle ilmi usulü din cem edersek edille-i şeriye, Risale-i Nur'da söylenen sözler edille-i şeriye, yani kitap, sünnet, icma ve kıyas bütünlüğüne edille-i şeriye deniliyor. Bu çerçevede Risale-i Nur ölçülerini koyuyor ve Risale-i Nur hakaik-i imaniyede, esrar-ı Kur'aniyede ve alim-i gaybda hep böyle ilmi akaidde ilmi ve mantıki ve burhan-ı yakini deliller kullanır. Delil kullanır, hüccet kullanır, burhan kullanır. Üçü de farklıdır. Muhakkiklik yapar, mudakiklik yapar. Üçü farklıdır. Şimdi girersek uzun olur. Delil, burhan, hüccet. Mesela hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Tamam mı? Ya girmeyeyim şimdi. Kendimi zor tutuyorum arasını. Şimdi girersek gene şey konum. Demek ki Risale-i Nur, bir daha söylüyorum. Tarikatta ve Vahdet-i Vücut'ta değil. Vahdet-i Vücut yok. Tarikattan ayıracaksınız Vahdet-i Vücut'u. Vahdet-i Vücut tarikat da değil. Tarikatı da çökertirsiniz. Tarikata da ve tarikatçılara da zulüm yaparsınız. Vahdet-i Vücut tarikat değildir. Hakikat değildir. Kendine has bir meşreptir. Vartalarını anlatıyor. 49. sayfa anlattım size burada. Mektubatta anlatıyor. 331, 336, 346 lemalarda anlatıyor. Kalım Esnevi de var. Muhakkematta anlatıyor. Vartalarını. Hali bir şeydir. Hali bir meşreptir. Koca yeri göstereyim size. Buna ait bir koca mevzu ele almış ustad. 26. mektubun 4. mepasın 4. mepasın 4. meselesinde anlatıyor bunu. Bir burada anlatıyor. Bir de şeyde anlatıyor. Şeyde var. Esas mevzu ikinci mepas neredeydi? Kafam şey oldu. Ha, şurada olabilir. Ha, özür dilerim. 26. mektubun 4. mepasın
İkinci meselesinde şurada. Bak. Muhiddin Arabi anlatıyor. Burada. Buraya kadar anlatıyor. Tamam mı? Peki. Burada anlatıyor. Has olduğunu. Ona has olduğunu. Zaten birkaç tane müridi kalmış. Yani onu anlayan birkaç tane. Konevi. Halacı Mansur gibi. Ona has kalmış. Diğerleri. Ona ihtiyaten serseri tipinden şey yani. Allah'ı inkar etmek için. İbadet külfetine kaçmak için şu anda kullandıkları maskedir. Kimler kullanıyor? Oraya ben seminer verdim. Seminer derken özür dilerim, affedersiniz. Konuşmacı olarak beni çağırdılar. Panteistlerdir. Panteistlerin kullandığı maskedir. Ehliyim bu işin yani. Burada teslim etmeyeceğim bir şeyim yani. Bak bilerek söylüyorum. Panteistler kullanıyor. İçinde ben içinde bulundum. Anlattım yani. Orada ben kelam felsefecileri çağırdılar. Kelam nedir? Kelam anlatmaya ben gitmiştim. 10 dakika mühlet vermişlerdi bana. İyi biliyorum. Panteistlerin mantığı şudur. İnsan Tanrı'dan geldiği için terakki ede de tanrılaşır. Tanrılaşırsa kişi bunu bilir ve ibadette muaf olur. Namaz, oruç, zina denen hiçbir şey yok. Ne yaparsa o tanrıdır, hürdür. Ve bunların kullandıkları maskedir. Vahdet-i vücut. Bir Müslümana vahdet-i vücuttu demek ona büyük bir hakarettir. Hakkını helal etmese ahirette mesuliyeti büyüktür. Çünkü vahdet-i vücut meşrebi vartalarla doludur. Ama kendisini bilmediği için yaptığı için mazurdur diyor. Zaten Muhiddin Arabi lemalarda demiş yani. Allah ona rahmet etsin. Allah şefaatine mazhar etsin. Abi ne yapıyorsun ya? Kendisi diyor hadidir ama müfti değil. Kendisi hidayetlidir. Yani yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü niye böyledir? Çünkü kasten yapmamış. Kasten yok. Bak size ben naslarla giderim. En çok naslarla gidemenim ya. İlmin kıblesi sadakattır diye Allah bana o toplama sadakat toplamasından çıkarttı. İlmin kıblesi olan sadakat yoksa ilim firavunluktur. Ölçüsüz kendisidir ölçü. Ölçüsü olmayanın ölçüsü kendisidir. O da firavunlaşır. Bunu söyleyenlere bana diyor ki vahdet-i vücutçudur. Yapma ne olur. Bak şurada arkadaşlar. Ulum-u İslamiye'nin bir mucizesi bulunan. Bak bilmeyerek yapmış. Ulum-u İslamiye'nin. Anlıyor musunuz ne diyor? Duyuyor musunuz bu sesi? Ulum-u İslamiye. İslam ilimlerinin. Bir mucizesi bulunan bir zatı tezifte haksızdır. Birileri zındık ekber diyor. Tövbe estağfurullah. Burada ustak bahtı şeyleri zikretmiyor ama ben zikrediyorum. Manyak olduğum için. Birisi de şahil kebirdir diyor. Ekberdir diyor. Ustak burada iki talebesi var birbirine. Bir Muhiddin karşısında olan. Bir de Muhiddin Arabici'ye böyle yakın olan. Ondan sonra o karşısında olanı ustak diyor ki Ulum-u İslamiye'nin bir mucizesi bulunan bir zatı tezyifte haksızdır. Sen bunu nasıl Muhiddin Arabi için diyor ki Ulum-u İslamiye'nin bir mucizesidir. İslam'ın mucize olduğuna delillerdendir Muhiddin Arabi. Çünkü İslam'ı yürürken o hali kazanmış. Ama ona harç. Onu tamim edemez arkaya. Çünkü umumi bir yol değil. Ama kendisi doğrudur. Ama umumi bir yol değildir. Ve İslamiyet'in yani ağaç İslamiyet'i kabul edersek meyvesidir. Evet Muhiddin kendisi hadi ve makbuldur. Hidayettedir ve makbuldur. Müslümandır, ehlimandır. Kamil, fazıl, ariftir. O tarafıyla Allah beni onun şefaatine mazhar eylesin. Amin diyenleri de etsin. Herkesi mecbur etmiyor. Ustadım dediği için, ustad dedi ki Muhiddin kendisi hadi ve makbuldur. Makbuldur, benim de makbulumdur. Hadidir, hidayettedir. Fakat her kitabında muhti ve mürşit olamıyor. Çünkü mücedid değil. Hakikatte çok zaman mizansız gittiğinden kavaidi ehli sünnete muhalefet ediyor. Ve bazı kelamları zahiri dalaleti ifade ediyor. Fakat kendisi dalalette müberradır. Bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olamaz.
Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış. Kavaidi ehli sünnete taassup cihetiyle bazı noktalarda tefrit etmiş. Musa Bekuf ise ziyade teceddüde de taraftar ve asriliğe mumaşaatkar efkarı ile çok yanlış gidiyor. Burada ne yapıyor bak? O zatlar burada olsaydı gücenmeyecekler miydi? Bir tanesi ifrat ediyor, bir tanesi tefrit ediyor diyor. Gıybet nedir? Hazır olsaydı, duysaydı ona gücenecekti. Bundan adam memnun olacak mı? Ya iyi ki beni muvazenesiz dedi ya, ne kadar hoş oldu falan der mi? Demez. Peki ustam burada gıybet ediyor. Ha, umumi hukukta gıybet yoktur. Şahsi hukukta gıybet vardır. Ama hududunu sen bu umumi hukuktur diye sen çizmeyeceksin hududu. Arkasında binlerce insanlar götürdüğü için umumi hukukta burada gıybet ediyor. Başka bir hukuktan söyleyeyim. Kızım diyorsun kızına. Bak onlarla dolaşma. Bak o kız var ya, bak ne kadar kötü yollara düştü. Bu gıybettir. Ama bu kızına bunu göstermek farzdır. Yani Şafii'de vaciptir. Maksadı tezif değil, aşağılamak değil. Size bir şey göstermek istedim. Yani fiili gıybet caiz. Ne caiz? Umumi hukukta. Musa Bekuf ise ziyade teceddüde taraftar ve asriliğe mumaşaatkar efkarı ile çok yanlış gidiyor. Bak adamı tenkit ediyor. Yanlış gidiyor diyor. Bazı hakaik İslami yanlış teviller ile tahrif ediyor. Kim bu? Musa Bekuf. Ebul Alai Ma'ari gibi merdut bir adamı muhakkikinlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi efkarına uygun gelen Muhiddin, ehl-i sünnete muhalefet eden meselelerine ziyade taraftarlığından ziyade ifrat ediyor. Ama Muhiddin Arabi ne demiş? Bunu okumak için geldim. Kale Muhiddin. Muhiddin dedi ki, diyor ki, tahrumu mutalaatu kütübina ala men leyse minna. Ala men leyse minna. Yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın. Zarar görür. Kendisi diyor be. Canım benim. Mekanın cennet olsun. Bana ne dedi biliyor musun o? Şam'da yatıyor. Gittim ona. Artık diyeceğiz yani. Zaten demiştik. Gitti mezara. Böyle mezarın aşağı iniliyor. O kadar aşağılık yapmışlar ki çöplüğe atmışlardı. O da aşağıdaydı. Çöplük aşağıda şimdi. Sonra Yavuz Sultan Selim. Sizin dininiz diyor, ayağımın altındadır diyor. Bunun sözüm diyor, se, sin, şine girdiği zaman anlaşılacak diyor. Yavuz Sultan Selim, melun, Allah lanet etsin bunlara. Onu şer gösteriyorlar. Allah onu şer gösterenleri Allah şer etsin. Allah onu şer gösterenleri kasten gösterir. Allah onu yerin dibine indirsin onları. O İslam'ın mücahit kahramanını birilerine peşkeş çekmek için. Bir kere o filmi Çin almış, Doğu Türkistan'a göstermek için. Bak Osmanlı diyorsunuz ama bak böyle yapmış. Sanki hep sarayda geçmiş. Hiç attan inmemiş bir adam. Sin, Şin'e girdiği zaman, Yavuz Sultan Selim, Şam'a girdiği zaman sizin dininiz ayağımın altında olduğunu o ispat edecek diyor. Sin, Şin'e girdiği zaman sizin dininiz şeydir, ayağımın altındadır diyor. Ayağın altına bu nerede demiş diye şey yapmış. Yavuz Sultan Selim girmiş o şehre. Yavuz Sultan Selim'e ulaşıyor mu? Tabii canım, o kitabına ulaşıyor. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethedince nerede oldu, nerede şey yaptı, mahkeme edildi, nerede atıldı? Şurada mahkeme edildi. Kazın demiş, bu ayağını vurduğu yer hazine varmış. Altın varmış. Sizin dininiz benim ayağımın altındadır. Yani sizin dininiz paradır diyor. Dinikum dinarikum, kıbletikum nisaikum. Sizin dininiz para, kıbleniz kadındır diyor. Hadiste o geçiyor, o kadın ama o. Ondan sonra bunu attılar ya aşağı doğru. Dolayısıyla mescit yaptılar. Mescidin girişinde. Mescide böyle iniyorsunuz. Ben indim. Gittim ona, murakabede bulundum. Daldım ona. Arkadaşlar beni bırakın dedim. Bulundum. Ona dedim. Ey Şeyhül Kebir, seni sevdiğimi biliyorsun. Ruhun rengini tespit ederken beni mutadid defa ziyaret ettin. Minnettarım ve seni ziyaret onun için geldim. Dedim ya, sığmadın kainata, buraya nasıl sığdın dedim.
Vallahi dedim yani. Murakabede böyle bir ha, tatlı bir hal. Dedim ki sığmadın kainata. Sığdın buraya. Bu ne? Nasıl sığdın dedim. Merak ediyorum Allah böyle. Dedi ki ben sağken çıkmıştım. Sen kendini kurtarmaya çalış dedi. Ben zaten bundan çıkmıştım dedi. Bana öyle dedi. Ben sağken buradan çıkmıştım zaten. Burada değildim. Sen kendini kurtarmaya çalış. Bana ağır sözler söyledi. Kendini tapmaktan çık. Kendini tapma. Orada da söyledi meczup bari şeyler. Kendini tapmaktan vazgeç. Kendini kurtarmaya çalış. Putlaşma, putlaştırma. Neler dedi ya? Peki cevabım ne oldu? Cevabım orada yıldım, dizler üzerine kaldım. Böyle ağladım. Ağır geldi ya, yani, çok ağır. Çok ağır tabii. Geylani talebesine, ya gulam, ey münafık, ey dinini dünyaya satan münafık. Ona Geylani bizden 800 sene önce, 800 sene önceki Geylani'nin talebesi ne olur? Böyle bile olmaz ki şimdi piyasada. 800 sene önceki Geylani'nin talebesi. Ona diyor ki, ey dinini dünyaya satan münafık, dindar ve Müslüman gözüküp de içi karanlık olan münafık. Talebesi ne diyor? Ustad diyor ki, sikiye tasdik edebilir. Ben diyor Geylani'nin talebesine hitap eder gibi, bana hitap eder gibi Futul Gayb'ı okudum, dayanamadım diyor. Yarısına kadar koydum, kaldırdım diyor. Dayanamadım diyor, öyle demiyor mu? Kendimi o söze muhatap eder. Demek nasıl kitap okunacağını da bize söylüyor. Yani bir kitap nasıl okunur? Bana hitap ediyor. Bu benim. Burada Musa Bekuf yok, ben varım. Burada Musa Bekuf yok, ben varım. Allah Allah. Mustafa Sabri yok. Mustafa Sabri, Şeyhülislam ha. O da şey yapıyor yani. Mustafa Sabri o noktalarda nazara almamış. Acayip acayip şeyler şey yapmış bak. Kavay değil, sünnete, taassu bu cihetiyle bazı noktaları tefrit etmiş. Bu da tefrit ediyor Mustafa Sabri. Tefrit ediyor. Musa Bekuf tefrat ediyor. Vasat-ı ehli sünnetin şeyi vesaire. Adam bana işte söylemiyordum da kendine tapmaktan vazgeç. Sıyrıl kendinden, çık kendinden. Ben zaten sağlığımda çıkmıştım diyor. Ben zaten bir şey yoktum. Gitmiş mezara, kabre, nükel mekir soru soruyor. Kim? Keşfe kubur evliyalar var. Merak etmişler lan, bir sürü evliya. Bu can verdi, şimdi nükel mekire ne diyecek? Merak ediyoruz. Keşfe kuburlar. Rabıta etmişler, teveccüh etmişler. Nasıl oluyor? Nasıl oluyorsa ne bileyim. Mukadder sorunuza cevap veriyor. Teveccüh etmiş. Bakayım ne diyecek ya kabirde? Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e rapt etmedi mi vefat edince? Hani Allah Resulüne demişti ya, Allah Resulü işte kabir şöyle de böyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah ben ölünce bu akıl bende olacak mı? Resulullah diyor, ya Ömer akıl ceset değildir, senindir. O zaman bu akıl bende olacaksa kabirden korkmuyorum dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bu sözü bana çok tesir etti. Eğer benden önce ölürse merak ediyorum ne diyecek diyor. Korkmuyorum diyen adam nedir? Gitti. Hazreti Ali radıyallahu anh zat bahsediyor. Nerede anlatıyor? Neydi o adı, kitabın adı? Bir şey var. Değişik bir isim. Orada okudum. Teveccüh etmiş. Rabt-ı kalp etmiş, kalp etmiş. Rabıtayı kalp etmiş. Ondan sonra Hazreti Ömer'e gelmişler. Ondan sonra Hazreti Ali şöyle diyor. Bakmış böyle. Hem ağlamış, sonra gülerek şöyle üç defa şöyle yapmış, şehadet etmiş. Sözünün erisin ya Ömer. Sözünün erisin ya Ömer. Sözünün erisin ya Ömer diye başladı anladı. Hala sözünün erisin ya Ömer. Adam Muhyiddin Arabi de sözünün eridir. Rabt-ı kalp ettiler, rabıtayı kalp ettiler. Ondan sonra men rabbuke dediler, mükemmekir. Muhyiddin Arabi Allah Allah her şey birdi. Bütün kainat, arş, kürs, her şey tamam mı? Her şey odur. Bu adam kim ya? Bu neyin nesi bu diye. Ve hiç kabul etmiyor tabii. Men rabbuke sorusuna diyor ki senin Rabbin kimdir diyorlar. O da diyor ki biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar demiş. Yani başka ayrı gayrı Allah'tan başka vücut mu var?
ben o kim yani? Ne demek diyor, kime neyi soruyorsun Rabbim? Ben neyim ki, kimim ki, ben var mıyım ki diyor. Varlığa sorulur. Biz bizdeydik. Biz, buraya geldin, biz bize geldik, bir yere gitmedim ki. Sen ben kimsin ayrılıp? Bizi bizden mi sorarlar? Sen bensin, ben senim, bizi bizden mi sorarlar? Münker Mekil, tabi sistem bozuldu. Bütün altyapı çöktü. Dedi ki, ya Rabbi, ne diyelim, ne yapalım? O orada rabıtayı kalbedenler, keşfel kuburlar, Allah hikmet lisanıyla cevap vermiş, demiş ki, onun sözleri zaten dünyada da anlaşılmıyordu, bırakın. Daha ondan sonra sorum oluyor. Ya, ustad da söylüyor. Söylüyor yani. Gâle Muhiddin, tahrumuhu mutalaatu kütübina ala men leyse minna. Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, ben bilirim senin makamını ya Muhiddin, bildiğim kadar tabii. Ben seni biliyorum, hürmetim vardır. Kitaplarımız okumasın, zarar görür. Evet, bu zamanda Muhiddin'in kitapları hususan Vahdet-el Vücud'a dair meselelerini okumak zararlıdır. Said Nursi radıyallahu anh. Bunu bilen adam şimdi orada şey yapar mı yani? Hele dershanede kalmış bir adama böyle, böyle yakışıksız bir şey yapıyorsun ama güzel de oldu yani. Niye? Mevzu oldu, bir şey açıldı yani. Malzeme olsun, hep başkasını mı kullanacaksın? Kendini kullan. Devam ediyorum, bitmek üzere. Onunla tarikatta, yani niçin açıldı? Sakın ha, Vahdet-ül Vücut'u tarikat demeyin. Bir daha söylüyorum, ha, 3 defa etti. Tarikat değil o. Ayrı, kendisine has bir meşreptir. Tarikatın yolu, yöntemi, yolu vardır. Geylani bundandır, Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri bundandır, İmam-ı Rabbani Hazretleri bundandır, Mevlana Halid-i Bağdadi'dir, bundandır. Ama Vahdet-ül Vücut'ta Konevi ve Halacı Mansur gibi birkaç tane şeyleri kalmış. Bir tanesi de zaten evladı. İlmi tasavvufta ve tarikat yerinde Risale-i Nur doğrudan doğruya ilmi kelam içinde, ilmi akide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış. Bunu anlattım. Şimdiye kadar onu anlatmıştım. Velayet 3 tanedir biliyorsunuz. Kaçıncı mektupta anlatıyor? 5. Velayet-i Vusta, velayet-i kübra, bir tane de Sura. Sura, Vusta, Kübra. Bu asrın hakikat ve tarikat ceyranlarına galebe çalan felsefe dalaletlere galebe ediyor, meydandadır. Risale-i Nur bu yolda gittiği için bu asırda hakikat ve tarikat ceyranlarına galebe çalan felsefe dalaletleri. Risale-i Nur onların işini bitirmiş. Mesnevi Nuriye'nin Nokta Risalesi'nde şöyle geçiyor. Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir diyor. Yani ehli dalaletin, tabiat perestlerinin, kendi kendine oldu diyenlerin, Allah'ın dışında bu mevcudatı dayandıranların hükmünü Üstad Risale-i Nur verdi. İnfaz etmiş, işlerini bitirmiş. Nokta Risalesi'nde geçiyor. Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir diyor. İnfaz etmiş. İslam'ı bitirmiş onu. Tabiat perestlerin işini bitirmiş. Kendi kendine diyenlerin işini bitirmiş. Haşri inkar edenlerin işini bitirmiş. Bitirdi Risale-i Nur. Ortadadır. Teşbihte hata olmasın. Nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantıklı hakikati, sair dinleri, felsefe-i tabiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta istinat olduğu, taklidi ve aklın haricindeki usullerine de bir derece muhafaza etti. Nasıl ki Kur'an, diğer bozulmuş Tevrat, Zebur, İncil'in hakikatlerine hücum ettiğinde felsefe. Yani Allah diyorsun ama ne Allah'sı? Allah ispat edecek bir yapıları, ahireti falan kalmamış. Peygamberliği anlatıyor ama ispatı yok. Nasıl bunları ne yapmış Kur'an? Onların içerisindeki o iddia edilen Allah mefkuresi, ahiret inancı, peygamber anlayışı, inancı, Kur'an ne yaptı? Onlara imdadına yetişti. Hemen Allah'a ispat getirerek, ahiretin ispatını getirerek Kur'an onları kurtardığı gibi, aynen öyle de bu zamanda onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefi maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiyeye karşı, avam ehli imanın taklidi olan imanlarını o dalalet-i ilmiyenin savretinden kurtarıp, umum ehli imana bir noktayı istinat ve yakin ve uzaklarda olanlara dahi
zapt edilmez bir kala hükmüne geçmiştir ki, bu emsalsız dehşetli dalaletler içinde yine avam-ı müminin imanını şüphelerden ve İslamiyetini hakikatsızlık vesveselerinden muhafaza ediyor. Aynen Kur'an'ın diğer kitaplara yaptığı gibi iyilik, Risale-i Nur da avam-ı müminin ve Müslüminin yani düştüğü vartalar, yani acaba İslamiyet'i bir hakikatsızlık mı var? Çünkü niye? Risale-i Nur'u anlamanın en bariz, yani kıymetini anlamanın en bariz, en keskin yolu şudur. Ne zaman kime karşı çıktı? Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı yıkılarak, yıkarak la dini, laik sistemini getiren zihniyet, Kemalizm, mecliste milliyetin bakanı Çin'den ve Rusya'dan adam getirerek, sağına soluna koyarak ahireti inkar ediyor mecliste ya. Meclisin vazifesi mi bu? Bütün 80 sene tamamen bu rejim, Cumhuriyet Halk Partisi, baştaki Mustafa Kemal başta zaten, İton'un da acayip. Yani Allah'ı inkar, peygamberi inkar, Nutuk adlı 347. sayfada, dün anlatmıştım, Arap Yarımadası'ndaki Bedevileri diyor, bir sisteme getirmek için, bir nizama, bir sisteme getirmek için bir korku mefkûresini çıkartması lazımdı. Muhammed diyor o bedevi insanları bir sisteme getirmek için Allah inancını getirerek cehennem mefkûresiyle onları dizginlemiştir. Dolayısıyla diyor Allah inancı Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. Mustafa Kemal kendi nutukunda söylüyor. Şimdi adam çıkmış Müslüman, sarıklı, cübbeli vesaire dahidir diyor şimdi buna. Allah'ını inkar eden adamı basın yoluyla onaylıyor. O eğer mecbur kaldırsa çıkma kardeş. Ancak kafiri onaylamak ancak bir yolla mümkündür. Bir, eğer onaylamazsan, şehit olursanız, öldürülürseniz şehitsiniz. Silah dayadılar, mutlaka öleceksiniz. Buna kavaid-i külliyede, mecelede şöyle diyor. Ya hayatın ifnası, itlafı veya bir uzvun kesilmesi. Eğer kolunuzu kesecekse, sizi öldüreceklerse veya bir organın şeyi için ruhsat-ı şeriye var. Başka ruhsat yoktur diyor. Hem risalede var. Yani bir organının kesilmesi veya ölüm, iki şey diyor. Ya ölüm veya bir organın kesilmesiyle ancak küfrü ikrar edilir. Küfür methedilir. Peygamber reddedilebilir. Allah düşmanı iyi adamdır denilebilir. Bir organ olursa, mecellede geçiyor bunlar. Ben mi uyduruyorum? İslam anayasasında. Şimdi hiç bu hayat tehliken yokken, bir organın kesilme tehlikesinde değilken, kalkıp gitme imkanın varken, tamam mı? Dinin esasatına, mecelleye, kurallarına ihanet ederek, hiçe sayarak din düşmanını kahraman diye göstermek, kendi parasıyla tefsir yazdırdı demek, dine bu kadar ihanet başka nasıl olur? Müslümana başka nasıl ihanet olur? Allah düşmanı, Kur'an düşmanını ahireti mecliste inkar eden, camileri yıkan, ezanları değiştiren adamı tefsir yapma ninisiyle, tamam mı? O da niçin yaptığını anlatıyor, 25. sözün sonunda anlatıyor. Niçin yapmaya çalıştığını anlatıyor, tamam mı? Böyle adamı, İslam düşmanını, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmeyecek bir İslam düşmanı, Allah düşmanını, Muhammed diyor bak, diyor ki 319'da, biz diyor, mecliste konuşması, ben bunu bedel ödedim, bedel, dişimi kaybettim, ayağımı sıktığı şey oldu vesaire. Şu anda YouTube'larda Allah razı olsun ona sebep olanlara kendi konuşması, mecliste konuşması var. Ben eskide söylüyordum, beni içeriye alıyorlardı. Kurtaramıyordum. Şimdi YouTube'larda var yani. Ne o? Kendi için. Biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Damarımızdaki asıl kanda, biz gücümüzü damarımızdaki asıl kanda mevcuttur. Bak, biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan, Kur'an zannediliyormuş. Semadan indirilmiş zannediliyor. Kur'an'ı inkar ediyor.
Tamam böyle bir adamı, ha şimdi bu zamanda Risale-i Nur öyle ruhsatlarla değil, azimetlerle. Yani ya yapacaksın? Peki, ya benim niyetim o değil. Kardeşim bu avam senin zahirine bakar. Avam benim içimi yaramaz ki. Bak ne diyor? Bu zamanda şart, onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefeyi maddiyeden gelen dalaletli ve dalalet ilmiyeye karşı avami ehli imanın taklidi olan imanlarını. Avam taklididir ya, sana bana bakarak dindar. Biz ortadan kalkarsak hemen tak diye kaçar ya. Kaçar ya, pamuk bir ipliğiyle bağlı. Ya dini şahsiyetleri yok ki yani. E sen de şimdi çıkıp da böyle tavizkar davranacağına çıkma arkadaş. Seni metin görsün, sağlam görsün, hadimi Kur'an görsün. Yani hakikati pervasızca söyleyen olarak görsün seni. Hakikati evirip çevirip böyle kıvırıp mum gibi böyle yapmak değil. Bu budur ya. Bu budur diyeceksin. Ha öleceksin. Ya ecdat gibi öl kardeşim. Affedersin, çok özür dilerim. Tasma ile yaşamaktansa adam gibi ölmek evladır. Ustad demiş ki yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil. Biz de inşallah onun talebesi oluruz. Tasma ile yaşamayı yemiyorum ben. İstemiyorum. Tasmalanmayı istemiyorum. Böyle gel bunu de, bunu deme. Ya kardeşim farz mı senin bir yerlere çıkmak için bunları demeye? İslam kahramanı diyor. Avam ehli imanın taklidi olan imanlarını o dalalet ilmiyenin savletinden kurtarıp bak hücum ediyorlar mesela. Hadis inkar ediyor adam. Kütüb-i Sitte'yi rahat inkar, kendi kafasına göre. Mustafa İslamsız oğlu var. Yaşer Nuri var. Yaşer. 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 Böyle sen de çıkıyorsun parasıyla tefsir yazdırmış. Ötekisi diyor ki dahiydi diyor. Avam ne anlar bunu? Umum ehli imana bir noktaya istinat olamazsın. Ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi zapt edilmez bir kala. İşte Risale-i Nur'da Kur'an'ı bir misal verdi. Kur'an diğer kitapların hücumundan kurtardığı gibi Risale-i Nur'da avam-ı ehli imanın, müminin ve Müslümanın taklidi olan imanlarını tahkiki yaparak bir hakikat uğruna değişmez, bozulmaz, eğilip bükülmez bir cemaat teşekkül ederek müminlere bir nokta istinat ve nokta istimdat oldu. Uzak ve yakın olanlara. Görünmeseler bile, görüşülmeseler bile. Böyle birileri var. Hakikati pervasızca yaşayıp söyleyenler var diye bilmesi onun imanını kurtulmasına vesile olur. İmanı kurtulur. Tamam. Peki burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.